Serimize kaldığımız yerden Gözde Girişim ile devam ediyoruz. Serine devam etmesini istiyorsanız kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. 3000 abone olmaya az kaldı. Artık 3000 abone olalım. Uzunca bir süredir beklemedeyiz. Ve eğer kişiye özel hisse analizi istiyorsanız katılı üye olabilirsiniz. Katılı üye olanların hisse analizlerine özellikle tek bir hisse bile olsa yapacağım. Ama katılı üye olmanız gerekiyor bunun için. Onun dışında yorumlara sadece şunu analiz yapın yazmayın. Ki sadece katılı üyelerinin analizini yapacağım. Evet, 25 lira kapatmış Gözde Girişim en son. Şurada bir Ocak'ta 26 liraya çıkmış. 35 lira yapmış. Bir zirve görmüş. Şimdi de bir düşüş eğiliminde gibi. Şöyle bir günlükten bakmak istiyorum. Onun grafiğinde bir şeyler olabilir. Evet, baktığımızda aslında fena bir grafiği yokmuş. Yani şundan bahsediyorum. Şurada da zaten bakın bir çanak yapmış yatay alan. Hatta tobo, sol omuz baş, şuradan bir sağ omuz yaparken çıkmış, yükselmiş. Ama normalde ne olması gerekiyor? Burayı bu çanağa katlaması gerekiyormuş. Diyoruz ya her zaman katlamayabiliyor çünkü bir sonraki hamlede de yapabiliyor ama burayı kırması gerek. Hedefin normalde 43 lira 84 liraymış. Hatta bakın bunu teyit edin Fibonacci seviyesinden. Bakın burada 1.618'e 37 lira neredeyse Fibonacci seviyelerine gelmiş. 1.618'e hep diyorum ya 1.618'in gelmeden de satış yiyebilir. Bu buna iyi bir örnek. Şimdi aynısını ben şurada da görüyor gibiyim. Tek farkı var. Şurada gene bir sol omuz baş. Şurada bir sağ omuz yapıyor gibi. Ama biraz daha sanki buradan devrilecek gibi bir izlenim yaratıyor. Ama her ihtimale karşı ben burayı bu şekilde şunları tekrar sileyim. Seviyelerine sayısı olarak vereceğiz destek dirençlerini ama şurada bir yatay alan. Tabii şurayı takip etmek de gerekli. Burası aşağı doğru da gidebilir. Böyle gidip buralarda ya da tam bu dibe deyip destekleyip ya da buraya biraz geçip böyle giderse de bu sefer ikili dip şeklinde belki tobo yapabilir. Tobo yapıp yapmadığını takip etmek lazım. Direkt buna tobo yapıyor diye dalmak da çok olumlu olmaz ama şu görüntüde eğer bunun yukarı katlayacağını varsayarsak bakalım nereye götürüyor bizi. Yaklaşık 54 liralara götürüyor. 54 TL. Şimdi bunu yazalım ama 54 liraya bir anda gider mi? Daha önce de böyle bir çanak yapmış. Bu daha net bir çanak olup olmadığı belli değilken şuralara da gelebilir. Buraya kadar bir gelmesi lazım. Buradan bir eğer şuradan da örneğin buraya kadar çıkıp buradan da bir satış yiyebilir. Şu şekilde uzatabilir işi. Şuradaki yaptığı gibi. Bunu sağ omuz dersin. Burası sağ omuz olur gibi vesaire. Yanlış anlaşılmamak için detaylıca söylüyorum. Bu sefer ne yapar? 54'e gelmez de 1618 neymiş bunun bakalım. 1618'i 47 lira. O zaman 47 liralara hedefi 47 liralara gidecek gibi. Hedefini ben 47 lira olarak algılarım. Ama 54'e giderse de zarar etmeyeceğim için burayı da ikinci hedef olarak, ana hedef olarak düşünürüm. Çünkü 47'den bir düzeltme yapabilir. Onun dışında günlükteyiz şu anda. Zaten şuraları geçip geçmediğine ilk önce bakılması gerekir. Şuradaki 27 liraları. 27 TL'ler önemli. Zaten bu holding gibi şirkettir. Yani bu şirkettir. Bir aralar bu mesela yanlış hatırlamıyorsam yanlışım varsa düzeltin. Migros'un vesaire de hissedarı. Ve hatta şuradan bir trend bas bağırıyor benim şurada trendim var diye. Bakın. Şöyle yapalım. 23.14. Aşağıda 23.14'ü var. Kırmadığı sürece sıkıntı yok. Buraya çarpıp gelebilir. 23.14'ü kırarsa şuradaki diplere bakılır. 21.90. Buradaki dipler de kırılıyorsa artık şuralar tutar mı diye. 21.90 onu da yazacağım. Bu kadar detaylı seviye kimse söylemez. O yüzden kanala abone olmanızı rica ediyorum. 19.80 80. Aşağıda da seviyeler bunlar. Kademe kademe tüm seviyeler mevcut. Yukarıda da 54 lira dedik. Çanağı katlattık. Şunu merak ediyorum. Şuradan bakın, hatta burada 44 48'i bile var yani. 44 48. Şimdi dolar bazlı da bakacağız. 44 48. Şurada trend var mı bakalım? Bak, buraya tam oturdu. Hatta şunu silelim artık. Daha iyisi var. Vallahi ben bunun trendini açıkçası beğendim. Şurada neydi? 23.02 23. Evet. Şunu 23 diyelim. 23 TL. 23 TL ile yukarıda 44 TL arasında 43 44 48 dedik ama 43 da bakalım. Aynen 44 30 yani 44 48. Bunu da 44 30 diye düzeltelim. 23 lira ile 44 lira arasında bir trendi var. Güzel de bir trendi. Onun üstünde primlenebileceği seviyelerde bunlar 47-54. Ama buraya 47-54'e hemen gitmeyebilir. Çünkü buradan 44'e bayağı %100'e yakın bir şey var. 44'ten sonra 47'ye gitse bile şu 54'ü hemen görmeyebilir. Ama inşallah görür de yani eğer şey yapan. Önemli olan şuradaki 17'lik şu dibi, yani şuradaki iğneyi geçmesin, dibi geçmesin. Oraya aşağı kırıyorsa zaten her şey tepe taklak olmuştur. Yani kolay kolay kıracağı da yok gibi şu anda. Kırmaması da gerekir. Her neyse, biz bir dolar bazlı bakalım. Kırıp kırmayacağını bizi ilgilendirmez. Hissenin keyfine kalmış. Aklınızda dolar bazlı gitse de bu bakalım. Şuralarda 1.60'ları zaten direnç. Şuralarda daha önce direnç görmüş. 1, 2, 3 kere. 1.20'ler. Yani bunu da şöyle denilebilir. Direkt 1.60 hedef görmeyip 1.20'ler. Hatta 1.20 değil de 1 dolarlar bile hedef yapılabilir. Ha, şu var. Dikkat edildiyse hep şu altlarda mesela bakın 50 sent toplanmış. 1.60'da satılmış. Düşmüş. Ne zaman bu? O 2017. 2017 Aralık, 2016 Aralık, 2011. Bir sene sonra tekrar düşmüş. İşte çıkmış. Şuraya geçelim. Şurada mesela 2021, hatta şuralar var. Yani şurada bile çıkmış, düşmüş, çıkmış. Bakın şurada gene bir dip yapmış. Pandemi dönemi. Ardından bir sene sonra tekrar zıplamış. Düşmüş, çıkmış, düşmüş, çıkmış. Şurada sanki şu arada yaptığı küçük çıkışları yapıp tekrar bir düşüp ondan sonra tekrar bir 1.60 ya da 1.20'lere gidecek gibi. Çok incik yapmış. Yani onu yapmasının sebebi de zaten hissenin o şekilde kullanılıyor olması. Çıksa zaten 1.63 gözüküyor burada. Ama ben her zaman gideceği yukarı yerden çok aşağının önleminin, yani aşağıdaki seviyeyi merak ederim. Çünkü yukarı giderse şey kaybetmezsin, kaybedilmez. Ama aşağı düşerse yukarı gidecek diye bekleyip o zaman kaybedersin. O yüzden burada aşağıda 0.63 senti var. Yukarıda da şuralarda bir tepe yapıyor gibi, yani direnç oluşturuyor gibi. İki kere iki mum yapmış zaten, iki ay. Şuralarda da var, yani şu üst alana çıkması lazım. O yüzden temkinli olmak gerek. Yani o da ne yapıyor? 0.90 sent. Yani bir anda 1.20'lere, 1.60'lara, 1.50'lere gidecek diye beklerken şuradaki 90 sentte direnç oluşturabilir. Bu 90 senti kırarsa o zaman şuradaki tepelere mesela 1.20'lere, 1 dolarlar, 1.20'lere ya da şuradaki 1.40'lara şuraya kadar bakarsanız, normalde buraya kadar yapmasa bile şurada 1.20 şuralara kadar bir hamle beklenir eğer 90 hacimli kırıyorsa yukarı doğru. Şöyle haftalığı alacağım. Daha detaylı bir ürüne bir şey var mı? Bakın şurada da. Şurada dip yapmaya çalışıyor zaten 0.67'lerde. 63 dedik ama 0.67 diyelim şuraya. 0.67 ile de arasında 11 cent var. O da önemli. 0.67. Ardından iğne atsa şuraya tekrar. 0.60. Hatta şuraya da 0.60 yazalım. Evet. Şurada ne var? 0.90. Evet. 90 centler. Önemli. %90 üzerinde de 1.19-1.20'ler evet. %1.20'lere dikkat etmekte fayda var. 1.20. Evet, benim Gözde girişimle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Eğer bu seviyeleri geçerse 1 dolar 20 centleri ya da şu 60 centin altına giderse o zaman tekrar bakılır. Onun dışında pek yani tekrar analiz bir ay sonra muhtemelen isteyen olacaktır anlık, ama onu istiyorsanız katılı üye olmanız gerekiyor ki ben bunu bir kişi için analizini yapayım. Çünkü o şekilde istiyorlar. Bir ay sonra güncel olan analize tekrar bakar mısınız diyor. Ama o yaptığımda o videoyu bir kişi izliyor. O da zamanıma ve eforuma değmiyor. O yüzden katılı abone olursanız istediğiniz videonun analizini özel olarak yapmış olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.